Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün son dönemlerde yükseliş trendine giren altın piyasasına dair konuşacağız. 2024'ün ilk çeyreğinde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarının yılın geri kalanında nasıl seyredeceği merak ediliyor. Özellikle küresel piyasalardaki belirsizlikler, enflasyon, siyasi ve ekonomik olaylar, jeopolitik riskler gibi birçok faktör altın fiyatlarına doğrudan yansıyor. Altın piyasasında yaşanan yükseliş trendine dair görüşlerini paylaşmak üzere bugün ekonomist Tunç Çatıroğlu konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Tunç Bey. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Tunç Bey, öncelikle altın fiyatlarının bu kadar yükselmesinin arkasındaki sebepler neler oldu sizce? Aslında uzun zamandır altında bir yükseliş bekleniyordu. Fakat FED sıkı duruşu sürdürmesi nedeniyle ve bunda da bir geri adım atması beklenmediği için altın fiyatları belirli bir seviyeye kadar gelip ondan sonra geri döndü. Ama geçen sene artık FED'in faiz artırım süreci tamamlandı, bitti dedik. Yani FED bundan sonra belli bir ay sonra yeniden faiz indirmeye başlayacak. Çünkü bu ilelebet bu seviyede gitmeyecek. Ve son olarak da işte Ekim-Kasım gibi yükselişin başlayabileceğini ben insanlara söyledim. Yani daha önceden de zaten elinde altın tutanlar vardı ama son bir aşağı yaptıktan sonra artık Ekim-Kasım gibi o uzun zamandır beklediğimiz yükseliş gelecektir demiştim. Ekim'de başladı yükseliş. Çünkü İsrail'in saldırıları zaten o zaman başladı. Yani biraz böyle bahane de olmuş oldu. Zaten altında bir yükseliş bekliyorduk. Güçlü bir yükseliş oldu. Çin tatili olacak demiştik. Yani Çin yeni yıl bayramı oluyor, kutlamaları oluyor. O zaman altına olan talep biraz düşüyor. Onu da biliyor piyasa ama oradan sonra tekrar altının yükselişini sürdürmesini beklediğimi söylüyordum. O şekilde de oldu. Hedefimiz de zaten 2450-2500 dolar ons aralığıydı. Oraya da yaklaşık %5 var 2450'ye. %5 var. Şimdi son günlerde de daha doğrusu geçtiğimiz haftalarda da bu İsrail-İran gerginliği nedeniyle de böyle yükselişlerde görmüştük. Ama şu anda bir yatay seyir içerisine girdi bir süredir. Söyleyebileceğim yatırımcılara, şimdi zamanında zaten çok alın dedik. Aylardır da ben alın diyorum. Şimdi artık satmayın ama yeni alım yapmak için biraz bekleyin. Anladım. Bir durun. Yani çünkü buraya kadar gelmiş, çok hızlı gelmiş. Burada biraz sindirebilir, bu süreci sindirmek isteyebilir. Yani biraz yatay gidebilir, biraz çıkabilir, biraz düşebilir. Biraz yön konusunda artık belirsiz bir noktada şu anda altın. Yani önümüzdeki günlerde tekrar yukarı gidebileceğini düşünüyorum ama şu aralar biraz altında alımları durdurmak lazım. Anladım Tunç Bey. FED demişken de bu hafta piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklayacak FED. Sizin faiz kararına ilişkin beklentiniz ne yönde? Yani sizce FED'den ilk faiz indirimini bu yıl içerisinde ne zaman görürüz? Ve yıl içerisinde kaç indirim yapacaklardır? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi FED'in yani bu toplantıda faizi değiştirmesi beklenmiyor. Bütün beklenen şey acaba Başkan Powell ne söyleyecek? Yani Powell'ın sözleri merak ediliyor. Şu anda piyasadaki fiyatlamalar 18 Eylül toplantısında ilk faiz indirimini işaret ediyor. Kesin gözüyle bakıyor piyasa 18 Eylül'de ilk faiz indirimini. Ancak önümüzdeki süreçte ben 31 Temmuz'a da bunun kayabileceğini düşünüyorum. Yani FED şu anda çok sıkı duruş içerisinde, çok şahin konuşmalar var ama bunun da piyasayı gerdiğini biliyorlar, nereye kadar gelecekler. Anladım. Jeopolitik risklerin de varlık fiyatlarını doğrudan etkilediğini de görüyoruz Tunç Bey. Şu an sizce Rusya-Ukrayna savaşı ile İsrail-İran gerilimini baz aldığımızda altın hangi senaryoları fiyatlıyor? Yani burada altındaki hikaye aslında FED'in faiz artırım sürecini tamamlamış olması ve eninde sonunda da faiz indirimine başlıyor olması. Çünkü bu jeopolitik olaylar nedeniyle biraz bir gerilim oluyor.
O günlerde bir hareket oluyor. Ondan sonraki hareketler onunla ilgisi pek kalmıyor. Yani öyle bir ezberden kurtulmak lazım altında. Yani esasında jeopolitik risklere bağlı olarak felaket senaryoları çizmek biraz saçma bir durum olabilir gibi. Evet öyle. Yani şimdi tabii altın çok sevilen bir yatırım, tercih edilen bir yatırım. Dünyada birçok farklı yatırım araçları var ama ülkemizde insanlar bildiği şeye yatırım yapmak istiyor. Yani neyi biliyor? Gayrimenkulü biliyor, altını biliyor, doları biliyor, borsayı biliyor. Bir kısım yatırımcı mesela ben borsayı kesinlikle düşünmem diyor. Bir kısmının zaten gayrimenkule yatıracak parası yok yani böyle işte TL mevduatı biliyor vesaire. Yani dolayısıyla altın çok geleneksel bir yatırım aracı ve insanların da sevdiği yatırım aracı ve hep de altın fiyatları yukarı gidecek zannediliyor ve yani bu altın alan da her hafta altının çıkmasını bekliyor bazısı. Her hafta, her ay altının daha fazla kazandırmasını bekliyor. Öyle bir şey değildir altın. Anladım. Durur durur birden yükselmeye başlar. Böyle her hafta, her ay altın alayım mı denmez yani. Burada uzun vadeli düşünmek lazım. Bugünler pek uygun değil burada altın Anladım. için. Yani çünkü insanlar burada biraz şey de bahane de arıyorlar. Bak işte İran İsrail'e saldıracak, İsrail bilmem ne yapacak, Amerika İran'ı vuracak. O zaman altın çıkar. Öyle olmuyor o işler. Bak Rusya-Ukrayna savaşı da oldu. Biraz çıktı, sonradan düştü. Ama o savaş devam ediyor. Etkisi sınırlı oluyor anladığım kadarıyla bu gibi olayların. Yani etkisi birkaç gün sürüyor. Öyle söyleyeyim. Yani Anladım. belki bir iki hafta sürüyor o kadar yani. Anladım. Bir de Tunç Bey altında yaşanan yükselişe bir başka sebep olarak Çin Merkez Bankası başta olmak üzere dünyadaki diğer merkez bankalarının talebi gösteriliyor. Özellikle Çin Merkez Bankası'nın altın talebi neden bu kadar yükseldi? Bu talebin daha da artmasını bekliyor musunuz? Ve diğer ülkelerde bu trendin peşine takılır mı? Ne düşünüyorsunuz? Çin elindeki birçok Amerikan hazine tahvilini satıyor. Yerine de bir şey koyması lazım. Ne koyacak? İşte euro mu koysun yani? Altın koyuyor. Normal yani ve bu temel bir şey yani piyasayı etkileyen bir şey tabii ki. Altın koyuyor. Altına talep biraz da böyle Amerikan hazine tahvillerinden uzaklaşmak istendiği için oluyor diyebiliriz yani ve bu tabii devam edebilir. Bu devam Anladım. edebilir. Tunç Bey, ons altında dolarla fiyatlandığı için gram altın değerinin belirlenmesinde dolar-TL kuru da büyük rol oynuyor. Piyasalara ve beklentilere baktığımızda dolar-TL kurunun bu yıl nasıl seyretmesini bekliyorsunuz? Özellikle gram altına yansıması nasıl olacak sizce? Şimdi bir süre daha doların TL karşısında zayıf kalmasını bekliyorum ben. Zaten seçimden sonra da öyle bir çok büyük bir yükseliş olmasını beklemediğimi söylemiştim. Dolayısıyla da alım önermiyoruz dolarda demiştim yani. Doları ucuz buluyorum bu arada. Yani TL karşısında bence dolar ucuz, dolar kuru daha yüksek olmalı. Ama şu anda biraz yabancı girişi var borsaya ve tahvillere. Dolayısıyla bunlar getirip doları bozduruyorlar. İhracatçının zaten bir kısım dövizini bozdurması zorunluluk. O da devam ediyor. Önümüzdeki aylarda turizmden de bir giriş olması bekleniyor. Yani bir süre daha dolar tarafı zayıf kalacak öyle gözüküyor. Hep mi böyle kalacak? Hayır. Kış da gelecek. Artık bu işler de bitecek. Turizm de bitecek. Çok baskılandığı için de belki dolar çok ucuz kalmış olacak. Ucuz kaldığı için de dolara olan talep artacak. Şu anda da ucuz ama çok ucuz değil. Yani dolayısıyla bir süre daha dolar kuru böyle gidecek. Yani gram altındaki yükselişler ons altın kaynaklı olmak durumunda bir süre daha. Anladım. Peki ons altın ve gram altının kısa ve uzun vadede hangi seviyeleri test etmesini bekliyorsunuz? Şimdi ons altında yani bizim demin söylediğim gibi 2450-2500 dolar ons hedefimiz vardı. Var halen daha. Yani oralara geldiği zaman veya oralara yaklaşırken biraz dinlenmek isteyebilir. Biraz yatay gidebilir piyasa. Bir düzeltmeler de yapabilir. Ancak o seviyelerin de ben bu sene olmasa bile bu sene sonunda veya işte önümüzdeki sene aşılmasını bekliyorum. Yani altında. Fakat bir
tarih vermek mümkün değil. Anladım. Yani gram altın olarak düşünecek olursak belki o ons yatay gidecek bir süre. Yani bir 2450-2500'e çıkacak. Ondan sonra yatay gidecek ama ondan sonra dolar kurundaki artış baskı altında kalsa bile, enflasyondan daha aşağı kalsa bile artmaya devam edecektir. 3000 lira olabilir gram altın. Anladım. Son olarak Tunç Bey, altın yatırımı yapacak kişilere tavsiyeniz neler olur? Yani altın yatırımında riskli, ne gibi riskler barındırıyor? Şimdi altın yatırımı aslında dönemsel bir yatırım. Yani dönemler çok uzun olabiliyor. Mesela 3 sene, 5 sene alan boyunca altın güçlü bir şekilde yükseliyor. Şimdi biz o süreçteyiz. Yani güçlü yükseldiği bir süreçteyiz altının belki. Ama bu hep böyle devam etmiyor. O yüzden bütün paranızdan altın almayın diyorum. Ve hatta altın yükselişe geçtiği zaman gümüş daha hızlı yükselişe geçiyor. Gümüş yatırımını da düşünsünler. İllaki fiziki alacağım diye de böyle gidip böyle şey yapmasın, bilmedikleri yerlerden altın almasınlar. Çünkü dolandırıcılık da olabiliyor, öyle şeyler oluyor. Ben o yüzden bankadan alınmasını tavsiye ediyorum insanlara. Yani bütün paranızı da almayın, bankadan alın ya da bildiğiniz kuyumcudan, sarraftan, tanıdığınız yerden alın bunları. Ve yani biraz da sabırlı olun. Yani her hafta, her ay altının çıkmasını beklemeyin. İşte İsrail şöyle yaptı, Amerika böyle yaptı, bu altının çıkması gerekmez mi diye soruyorsanız zaten altın yatırımcısı olmamanız gerekiyor. Yani çünkü onu altını işte kısa vadede al sat yapabilecek bir varlık gibi düşünmeye başlıyor o zaman insanlar. Anladım. Tunç Bey, altın piyasasına dair paylaştığınız değerli bilgiler için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. İyi günler. Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, bugün altın piyasasında yaşanan yükseliş trendine ve önümüzdeki dönemde beklentilere ilgili konuştuk. Şimdilik yayınımızı noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere.